TV ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün çok önemli bir konuğum Ankara Demirspor'un teknik direktörü Bahattin Güneş'le beraberiz. Bahattin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bütün çalışanlara selamlar. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederiz. İşte bu herkesin olduğu gibi aslında çok da iyi değiliz, sağlıklı değiliz yani şey anlamında. Sağlığımız var ama dışarıda her an bir virüs kapmayalım diye korumalıyız. Evet tabii, dikkat etmek gerekiyor. Halen virüs bitmiş değil. Aynen. Biz de dikkat etmek zorundayız. Peki antrenmanlar başladı mı? Başladı diye bir duyumlar aldık. Hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Şöyle ki biraz gecikmeli başladı. Çünkü Futbol Federasyonu'nun vereceği karar da biraz çelişkiler olunca bir gecikme oldu. Başlayıp tekrar başa dönseydik sıkıntı olacaktı. Bu anlamda biraz daha bekledik ve biz başladık. Şu anda antrenmanları yapıyoruz. 10 gündür yaptık. 2 gün izin verdik. Dün itibariyle bir daha başladık. 2 defa da COVID-19 testinde takımımızdan beraber, personelimizden beraber hep beraber olduk. Allah'a şükürler olsun. Hepsi negatif. Çok güzel. Peki Berlin'in oyunculara etkisi nasıl oldu? Siz nasıl gözlemlediniz? Güzel bir soru. Çok da güzel bir soru. Sağlıklı bulmadım. Çünkü oyuncuların psikolojisi de bozuldu. Hem maddi hem manevi. Yani oynanacak mı? Oynanmayacak mı? Her gün bir başkanlar veya başkaları veya diğerleri hep bir gün oynanmayacak mı, oynanacak mı diye oyuncularımızın kafası karıştı. Hem ekonomik hem de fiziksel olarak hem de beyinsel olarak çocuklar bana göre sıkıntılı bir durumda. Evet, peki ikincilik ve üçüncülükler için oynatılmayacak gibi şeyler söyleniyor. Siz nasıl duyumlar alıyorsunuz ve bu duyumlar hakkındaki görüşleriniz neler? Şöyle duyumlar alıyorum, ulusal basından da arayanlar oldu veya kulüp başkanları da aradı, hoca arkadaşlarımız da aradı. Şöyle bir söylemler var, işte hocam 25'inde açıklanacakmış, hocam işte 18'inde oynayacaktı ama oynanmayacakmış, hocam birinciler çıkacakmış, ikinciler 5'inciye kadar playoff oynayacakmış. İşte kulüpler birliği diyor ki 2'den 9 oynasın, federasyona teklif getiriyorlar. Kimisi diyor ki tescil edilsin diyor. Benim duyumum şu. Ben diyorum ki Futbol Federasyonu 12 Haziran'da Petit'le Süper Lig'i oynatacağız dedi mi? Dedi. Oynanıyor mu? Oynanıyor. Peki Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da ikincilik, üçüncülükleri oynatacağını söyledi mi? Söyledi. Bunun üzerine neden yorumlar yapılıyor? Başkanlar federasyonda gidiyorlar. İşte şöyle olsun, böyle olsun. Ben şunu söyleyeyim. Biraz uzattım. Bence başkanların buradaki amacı futbolu oynatmak mı? Yoksa ekonomide zarar görmemek için deplasman masrafları veya verilecek olan oyunculara ücretler mi, primler mi? Ben ona getiriyorum. Yani ben büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Yani oynanıyor. Bugün Fransa'da da, Almanya'da da, İtalya'da da, İngiltere'de 40 bin 50 bin ölümde oynanıyorsa bizim ülkemize öyle bir ölüm sayısı yok. 4 bin 5 bin ve sağlık kurumumuz iyi çalışıyor ama maalesef biz oynanmamak için farklı senaryolar yapıyoruz. Aslında nasıl oynanır diye yorum yapmamız lazımken, seçenekte bulmamız lazımken oynanmaması için yorumlar yaptı. Niye? Dediğim gibi burada herkes kendi menfaati ve çıkarları üzerinde devam ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anladım ben sizi. Peki önümüzdeki sezon için hedefleriniz neler? Takvimin sonunda bittiğinde sizi nerelerde göreceğiz inşallah? Beni inşallah Sayın Gökalp'in yanında göreceksiniz. Evet, şöyle ki yani şimdi az önce ne konuştuk? Liglerin başlama tarihi belli değil. Önümüzdeki sezon hangi sezon? 18 Temmuz'da oynanacak, belki oynanmayacak, belki bu sezon oraya kaydırılacak, onu da bilemiyorum. Yani eğer oynanırsa önümüzdeki sezon şu olacak. Yani Ankara Demirspor camiası köklü bir camia. 1932'de kurulmuş, 1937'de şampiyon olmuş. Yani Süper Lig şampiyonluğu var. Tesin edilmemiş, edilmiş. Arkadaki kupaları da görüyorsunuz herhalde. İnanılmaz kupa sayısı var. Bir kulüp, mütevazi bir kulüp. O 1932'den beri
yapmış olduğu düzgün işlerle bu başarıyı yakaladı. Biz de bu başarıyı geçen seneden dolayı yakaladık. Bu sene bu başarının devamını getirdik. Küçük bir bütçeyle ve inşallah oynanırsa şampiyon olacağız. Ama seneye ne olur? Seneye vallahi bilemiyorum. Yarınımız belli değil. Biliyorsunuz Allah kimsenin başına vermesin. İşte bir virüs geliyor, sıkıntı. Veya bir deprem oluyor Elazığ'daki olay, sıkıntı. Ama bakacağız, yönetim kurulumuz iyi. Şartlar uyar mı? Uygun olur mu? Yani o yapılanmada bu maçlara bittikten sonra karar vereceğiz diye düşünüyorum. İnşallah güzel haberlerinizi bekliyoruz Klasspor ailesi olarak. Teşekkür ederim. Olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi yaptılar. Kolay gelsin.